Evet, herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Nebula Seberi İstihbarat Servisi'nin sunumunu gerçekleştireceğiz. Sunumda bugün iki kişiyiz. Kısaca kendimizi tanıtalım. Ben Caner, Nebula Bilişim ve Teknik Operasyonları yönetiyorum. Yönetici ortağım. Sunumda da arkadaşım Ahmet eşlik edecek. Hani aslında ağırlıklı olarak sunumu Ahmet gerçekleştiriyor olacak. Ben bir giriş yapacağım. Ahmet de bölge müdürü, teknik müdür arkadaşımız, bölge teknik müdürü arkadaşımız. Sunumu bugün birlikte sizlerle gerçekleştiriyor olacağız. Ben kısaca Nebula Siber İstihbarat Servisi'nin doğuşuyla ilgili, süreciyle ilgili size kısaca bir bilgi aktaracağım. Daha sonrasında da sözü Ahmet'e bırakıyor olacağım. Sunum esnasında ya biraz kalabalığız. Bu yüzden sorularınızı chat üzerinden yazmanızı rica edeceğiz. Biz belirli aralıklarla sorularınızı okuyup sizlere hızlıca dönüş yaparak sorularınızla ilgili yanıtlarımızı vereceğiz. Her modülümüz arasında da zaten anlattığım süreçte sizlere de sorularınızla ilgili yanıtlarımızı paylaşıyor olacağız. Siber istihbarat servis çözümümüz bizim tamamıyla Nebula Bilişim'in öz kaynaklarıyla geliştirilen 7 yılı aşkın süredir ticari faaliyet süren bir çözüm. Kamudan, e-ticarete, enerji sektöründen sağlığa kadar, üretime kadar birçok sektörde birçok müşterimize hizmet verdi. Hala da devam ediyor hizmetine. Ve tamamıyla belirttiğim gibi Nebula Bilişim'in öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiğimiz, hazırladığımız yerli bir çözümümüz. Aslında üç temel modülden oluşuyoruz. Ahmet birazdan detayları gösteriyor olacak ama onun öncesinde ben kısaca bir TRL test sürecimizden size bahsetmek istiyorum. Bir sonraki slide'a geçebilir miyiz Ahmet? TRL test bildiğimiz üzere Savunma Sanayi Başkanlığı, TÜBİTAK ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı, Türk Standartları Enstitüsü ve STM ortaklığıyla kurulmuş bir şirket. Yerli test altyapı envanteri oluşturmak, Türkiye'de yapılamayan özellikle testlerin yurt içinde yapılabilirliğini sağlamayı amaçlayan bir kurum. Başta da savunma sanayi olmak üzere, buna siber güvenlik de dahil, tüm yerli üreticilerin ve kurumların test ihtiyacını karşılamayı ve kamu adına bağımsız ve güvenilir bir test otoritesi olmayı hedefliyor. Bizim de bu bağlamda 2020 yılında siber güvenlik alanında özellikle siber istihbarat tarafında bir belgelendirme sürecimiz oldu TRL Test tarafında. Şu anda A sınıfı kategoride yerli çözüm olarak Türkiye'de faaliyet gösteren tek çözümüz. İlk sertifikaya sahip olan çözüm biziz ve aynı zamanda A seviye kriterinde şu anda tek çözüm olarak da ilerliyoruz. Siber istihbarat servisi kategorisi için, yani bu alanda hizmet gösteren, hizmet veren, faaliyet gösteren şirketler için ve çözümler için aslında olmazsa olmaz bazı özellikler var. Bunlar içerisinde ortalama tespiti yapabilmek, işte dark web, deep web dediğimiz internet dünyasının karanlık alanlarını inceleyebilen, bu alanda istihbarati veri üretebilen modüllerin olması, tespit ettiği zafiyetleri önceliklendirebilen, bunlara göre bir analiz çıkartabilen bölümlerin olması, bir yapay zeka işletebiliyor olması ki bu çok önemli. Bunun dışında tehdit aktörü takibi yapabiliyor olması, dolandırıcılık ve fraud tespitlerini yapabiliyor olması gibi birçok kriter var aslında. Siber istihbarat servisi çözümlerinin TRL testi bu alanda aslında bizi gerçekten çok ciddi bir teste tabi tutarak A sınıfı belgelendirmeyle bu süreci tamamladık. Burada hem fonksiyonel testler hem de güvenlik testleriyle ilgili çok ciddi altyapılardan geçtik, çok ciddi testlerden geçtik. Ve bu süreçte de bunu başarılı olarak tamamlayan ilk çözüm olduk. Ben çok fazla uzatmayayım, hızlıca Ahmet'e sözü devredeceğim. Sunumumuz yaklaşık yarım saat civarında sürecek, yarım saat 40 dakika civarında sürecek. Sorularınızla beraber tüm sorularınızı detaylı olarak yanıtlamaya gayret edeceğiz. Süreç içerisinde en sonunda küçük olarak bir lisanslama ile ilgili de bilgi vererek size sunumu tamamlıyor olacağız. Buyur Ahmet. Teşekkürler. Merhabalar. Duyabiliyorsunuz değil mi sesimi? Evet, sesin geliyor. Tamamdır. İlk olarak ürünümüze bahsetmeden önce güvenlik operasyon merkezi esaslarından bahsetmek istiyorum. Güvenlik operasyon merkezi esaslarına baktığımız zaman üçe ayrılıyor. Bunlar siber istihbarat, hazırlık değerlendirmesi ve tehdit yanıtlama. Siber istihbarat kısmında kurumumuzu kimlerin tehdit ettiği ve hangi yöntemleri kullandığını içeriyor.
Hazırlık değerlendirmesi aşamasında hangi tehditlere karşı zafiyetlerimiz var, güvenlik açıklarımız nelerdir, bunların değerlendirmesi ve belirlenmesi konusu yer alıyor. Ve tehdit yanıtlama kısmı, tehdit yanıtlama kısmında da güvenlik ihlallerinde, güvenlik ihlallerinin sebebi, kurumumuza etkisi bu tarafta ve kaynağı, sebeplerini araştırmamıza olanak sağlıyor. Aslına bakarsanız güvenlik operasyon merkezi esaslarında hazırlık ve tehdit yanıtlama aşamaları daha öncelerinde işte şey tarafında baktığınız zaman risk analizi, penetrasyon testi, malware analizi, veri analizi gibi çözümlerle bu tarafta daha öncesinde ele alınan konular. Ama işin en önemli kısmı olan siber istihbarat tarafı bizim eksiklikler gördüğümüz ve bu anlamda ürünümüzü çıkardığımız, geliştirdiğimiz ve katma değerli bir çözüm olarak sunduğumuz kısım. Siber istihbarat kısmında iki aşamada değerlendirebiliyoruz. Bunlar küresel ve sektörel bazlı, yani kurumların faaliyet gösterdiği sektörel bazlı istihbaratlar. Hazırlık değerlendirme aşamasında belirttiğim gibi risk analizi, penetrasyon testi ve tehdit yanıtlama kısmında da malware analizi, veri analizi, bu tarafta kullanılan CMI, diğer çözümleri gibi çözümleri ele almak mümkün. Nebula Siber İstihbarat Servisi bu tarafta biz 3 modülden oluşuyoruz. Tehdit istihbaratı, marka istihbaratı ve sistem istihbaratı. İlk olarak tehdit istihbaratından bahsetmek istiyorum. Tehdit istihbaratından bahsetmeden önce bu tarafta Verizon'un yayınlamış olduğu veriler eşliğinde bilgi vermek istiyorum. Bunlar da bu veriler bize neleri gösteriyor, onları açıklamak istiyorum. Baktığınız zaman ortalama ataklarının %30'u direkt olarak açılıyor, yani klikleniyor. Ve 24 saat içerisinde tüm bu atak işlevleri gerçekleştiriliyor. Biz bu verileri esas aldığımız durumda tehdit istihbaratı içeriğinde ve siber istihbarat verilerinde neleri önemli kılıyor baktığınızda? İstihbarati verinin ne kadar önemli olduğunu ve hız faktörü, yani hız faktörünün değeri bu tarafta, istihbarati verinin hızlı bir şekilde kullanıcılara ulaştırılmasının önemine dikkat çekmek istiyoruz. Tehdit istihbaratı içeriğinde zararlı URL'ler, zararlı alan adları, dosya hash bilgileri, IP adresleri gibi içerikler yer alıyor. Ve istihbarati kaynaklar olarak birçok kaynaktan biz besleniyoruz. Bu tarafta bildiğiniz gibi VirusTotal, işte McAfee GTI, USOM gibi farklı kaynaklar, farklı listeler bulunurken aynı zamanda kendi algoritmamızın işlediği Nebula Siber İstihbarat Servisi de yer alıyor kaynak olarak. Ürünümüzü tasarlarken öncelikli olarak ülkemizde faaliyet gösteren ve şirketlere yönelik istihbarati verileri toplamak da amacımız. Ve bu verileri özellikle atak başlamadan önce tespit ederek kurumlara ve kurum bünyesindeki önleyici ve analiz ürünlerine entegre edebilmek amacımız bu tarafta. Entegrasyon kısmına baktığımız zaman iki ana başlıkta değerlendirebiliriz önleyici ürünlerde. Bunlar sektörde çoğu kurumun kullandığı McAfee Web Gateway, Blue Coat Web Gateway gibi, Palo Alto Firewall gibi birçok önleyici ürününle direkt olarak entegre olabiliyoruz. Analiz ürünlerinde de CM çözümleri veya Carbon Black Response gibi, işte Blue Coat Security Analytics gibi ürünlerle Stix Taxi üzerinden entegrasyon sağlayabiliyoruz bu tarafta.
API bazında çift taraflı entegrasyon sağlayarak biz listelerimizi direkt olarak paylaşabiliyoruz. Bu listede görmüş olduğunuz özel formatta sistemimiz ile direkt entegre olan, entegre edebildiğimiz ürünler. Ancak belirttiğim gibi biz direkt olarak listeleri sizinle paylaşabiliyoruz ve siz bir sorgu göndermiyorsunuz. Dilerseniz içeride bu listeyi diğer ürünlerinizle de işletebiliyorsunuz. Platform bağımsız bir adres veriyoruz ve siz o adresten listeyi alabiliyorsunuz. Yine dilerseniz belli tarih aralarında yani 2 gün önceki liste veya 7 gün önceki liste gibi, son 7 gündeki liste gibi belli tarih aralıklarında paylaşabiliyoruz. Bunu paylaşırken de birçok açık kaynaklı istihbarati veri kaynağını izliyoruz. Bunlar içerisine USON da dahil. Rakamlarla tehdit istihbaratına baktığımız zaman 500'ün üzerinde 500 binin üzerinde yeni kayıt listesi sistemimizde mevcut ve her gün ortalama yeni 50 kayıt listesi sistemimize eklenmekte. Ayrıştığımız noktalardan bir tanesi global üreticilerin ve açık kaynaklı platformların tespit ettiği verilerden arındırılmış veri dilerseniz sizlere sunabiliyoruz. Örnek McAfee GTI'nin yani McAfee bir ürünü kullanıyorsanız McAfee GTI üzerinden alınan tehdit verilerinin dışında verileri bana gönder diyebiliyorsunuz bu tarafta. McAfee GTI gibi, Web of Trust gibi, VirusTotal gibi ürünlerle entegrasyonlarımız mevcut. Ve Türkiye'ye özel, Nebula'ya özel istihbarati veri sunuyoruz bu tarafta. Bize özel listeler, daha öncesinde başka kaynakların tespit edemediği verileri size sunabiliyoruz. Burada örnekte görebileceğiniz gibi bize özgü veriler demiştik, Türkiye'ye özgü veriler demiştik. Global üreticilerin çoğu Türkiye'ye özgü veya işte Türkçe karaktere özgü veri sunamıyor. Biz bu tarafta örnek vermek gerekirse işte bir banka kelimesi, yani yabancı kelime olarak hani bank olarak geçiyor ama banka kelimesi veya Türkçe karakter içeren bir şey de istihbarati veriyi de bulup sizlere iletebiliyoruz bu tarafta. Bu örnekte görmüş olduğunuz gibi bizim tespitimizden 82 gün sonra veya 820 gün sonra USON'da listelendiğini görebiliyorsunuz verilerin. Bu tarafta pandemi dolayısıyla artık kurumlar evden çalışıyor. Yani kurum çalışanları evden çalışıyor veya uzaktan çalışıyor. Bu süreçte de biz hızlı bir şekilde bir modül geliştirdik ve mevcut en çok kullanılan 5 Adblocker uygulaması ile bunlar uBlock, Adblock gibi uygulamalar listemize entegre edebiliyoruz. Yani kullanıcılarınız evden çalışırken browserlarında küçük bir extensionla bizim URL adresimizi tanımlayarak ve ilgili listelere çekerek koruma altına alınabiliyor. Bu tarafta önemli belirtmek istediğim, başlangıçta da söylediğim, hızlı ve sektöre özel veri sağlıyoruz. Ve bu verileri sağlarken de atak başlamadan tespit etmeye odaklanıyoruz. Türkiye'ye özgü siber istihbarat verisi demiştik. Bu tarafta da bize özgü farklı örneklerin bir kısmını görebiliyorsunuz. Ensis kontrolden yani kalite kontrolden geçmemiş kaynak içeriklerini yayınlamıyor. Yani böylelikle siz internet üzerinden toplanan istihbaratın kurumsal ağda istenmeyen kesintilere yol açmasının önüne geçmiş oluyorsunuz. Ben şey tarafında homografi ataklarından bahsetmek istiyorum. Daha önce bilenlerimiz veya bilmeyenlerimiz vardır aramızda.
Bu tarafta alan adı yaşlandırma gibi çok sık uygulanan ve kullanılan bir yöntem mevcut. İşte alan adını alıp sonrasında 1-2 yıl yaşlandırılıyor ve birçok global üretici de legal olarak bu alan adı yaşlandırma ve listelerine yazılması sağlanıyor. Sonrasında bu alan adı aktif edilerek 2 saat içerisinde tüm saldırı gerçekleştirilebiliyor. Bu 2 saat içerisinde zaten tüm veriye tüm veri toplanabiliyor bu tarafta. Biz bunları atak başlamadan önce tespit edebiliyoruz. Yani global üreticiler bu tarafta atak başladıktan sonra tespitini yapıp size bilgi verirken biz bir alan adı alındığı zaman direkt olarak bilgisini size veriyoruz. Yani atak başlamadan bilgisini ve önlem alabilmeniz için detaylarını paylaşıyoruz bu tarafta. Tehdit istihbaratı modülümüz esas olarak kurumunuzun kullanıcılarını koruyor bu tarafta. Bu tarafta da homografi ataklarından bahsetmek istediğimi söylemiştim. Burada ekranda görmüş olduğunuz Latin A harfiyle Kiril alfabesinde veya farklı bir alfabedeki A harfinin browserlar üzerinde aynı göründüğünü, browserlar bunu convert ediyor. Ancak siz orijinal siteye değil, farklı sahte sitelere yönlenebiliyorsunuz. Arka tarafta sertifikasına ve common name'ine baktığınız zaman XL'le başlayan bir adres olduğunu görebiliyorsunuz bu tarafta. Türkiye'den örnek vermek gerekirse burası bu görmüş olduğunuz Aktif Bank'ın orijinal sitesi. Bir sonraki slide'da da sahte siteyi göstereceğim. Sahte sitede hatta görebileceğiniz üzere güvenli ibaresi de yer alıyor. Birebir aynı site ama arka tarafta bir az önce söylediğim gibi sertifikasına baktığınız zaman bir sertifika otoriteden sertifika almadığını ve common name'inin XL'le başladığını görebiliyorsunuz. Kullanıcılar bunu fark etmiyor. Orijinal siteye gittiğini zannediyor. Ve bu tarafta tüm bilgilerine, kullanıcıların tüm bilgilerine erişebiliyorlar. Bu tarafta bir somografi ataklarını tespit edebiliyoruz. Bunlar da bizim yakalamış olduğumuz homografi ataklarından birkaç örnek. Daha birçok örnek var ama paylaştığımız buradaki birkaç tane örneği belirtebilirim. Tehdit istihbaratı modülümüz bu içeriklerden oluşuyor. Dilerseniz sorularınız varsa ikinci modülümüze, marka istihbaratı modülümüze geçmeden önce onları yanıtlamak isteriz. Şu ana kadar gelen herhangi bir şey olmadı, soru olmadı. Ben çok kısaca bir ekleme yapmak istiyorum Ahmet'in söylediklerine. Yani Ahmet biraz belirtti o tarafta. Bizim burada tehdit istihbaratı tarafındaki modülümüzün geliştirme amacımız özellikle sizin kurumunuz, kullanıcılarınızı korumaya yönelik ve daha atak başlamadan önce elde ettiğimiz birçok istihbaratı veri, bunlar içerisinde işte dosya imzaları, IP adresleri, alan adları, yerel bilgileri gibi verileri sizin önleyici ve analiz ürünlerinizde entegre etmek. Buradaki bütün odağımız tüm bu yaşlandırma süreçlerini, alan adı yaşlandırma süreçleri gibi süreçlerde maruz kalınan açık aslında oradaki eksiklikleri gidererek daha atak başlamadan önce bunları test edip sizin önleyici ürünlerinizle bunları entegre edebiliyor olmak. Buna odaklandık. Marka istihbaratı devam edebiliriz Ahmet. Tabii ki. Teşekkür ederim. Marka istihbaratı modülümüz ikinci modülümüz. Bu tarafta marka istihbaratı içeriğinde neler yer alıyor? Yani kurumunuza yönelik riskli içerikler, markanızın ismi, kurum adı, kredi kartı bin listesi, posta adresleri gibi, yönetici isimleri gibi veya çeşitli patent için kullanmış olduğunuz bilgiler, özetle kurumunuza ait risk teşkil edebilecek herhangi bir veri veya içerik olabilir. Biz bu verileri sizlerle beraber analiz edip araştırmalarını yaptıktan sonra bunları sizin adınıza kurumunuzu tehdit edebilecek veya taklit edebilecek yeni alan adları, sosyal medya hesapları, dark web, deep web gibi çeşitli veri paylaşım platformlarında izliyoruz. Ve bunları tespit ettiğimizde sizleri bilgilendirmesini yapıyoruz.
Bu tarafta bilgi kaynakları olarak da belirttiğim gibi yeni alan adları, sosyal medya içerikleri gibi veya mobil uygulama marketleri gibi kısımları takip ediyoruz. Veri sızıntısı kaynaklarını takip ediyoruz. Alan adı tespitlerinde bu tarafta gördüğünüz gibi farklı alan adları tespit edilmiş mesela bu örneklerde. Bunların ekran görüntülerini de saklıyoruz. Dilerseniz sistem tarafında bu ekran görüntülerinizi portalımız üzerinden erişebiliyorsunuz ve kontrollerini yapabiliyorsunuz. Bunlarla ilgili bir kapatma hizmetimiz de bulunuyor. Tespit ettiğimiz verilerin görsellerini ve kanıtlarını sizlere sunuyoruz. Eğer aktif olarak ekran görüntüsü bilgisi varsa da bunları raporlayabiliyorsunuz ve bildirebiliyoruz. Belirttiğim gibi burada örnek olarak kredi kartı aidat başvurusu gibi tespit edilen bilgiler. Bu tespit ettiğimiz bilgiler içerisinde işte huiz bilgisi, IP adresi bilgisi gibi bilgileri de detaylandırıyoruz. Sadece alan adı tespit edildi şeklinde bilgi vermiyoruz. Bilgileri de detaylandırarak sizlere sunuyoruz bu tarafta. Yine örnek olarak alan adı tespitine farklı yakalamış olduğumuz alan adı tespitlerinin ekran görüntülerini görebilirsiniz. Bu tarafta baktığınız zaman alan adı kapatmada sadece alan adının yani register firması ile iletişime geçmiyoruz kapatma hizmetinde. Hosting sahibi, site sahibi, sertifika otoritesi veya USOM, BTK gibi kurumlarla da iletişime geçerek ülkeden erişiminin sağlanamaması veya işte Safe Browsing dediğimiz Google Chrome gibi browserlar üzerinde de riskli kategoride çıkmamanız için bu tarafta iletişime geçebiliyoruz ve kapatma hizmeti sunuyoruz. İçerik izleme kısmı yer alıyor. İçerik izleme kısmında da Pastebin, GitHub gibi veri paylaşım platformlarının bazılarında API seviyesinde entegreyiz. Bu nedenle sizlere verileri günde bir defa veya günde bir iki defa şeklinde değil, bir saatlik bulgular içerisinde tespit ederek paylaşabiliyoruz. Pastebin entegrasyonumuz var demiştik. Burada görebildiğiniz gibi Yapı Kredi'ye ait kredi kartı bin listesinin paylaştığını tespit edilmiş bu örnekte. Ve bunları sizlerle direkt olarak çok hızlı bir şekilde paylaşabiliyoruz. Bir saat içerisinde bu tespitleri yapıp sizin kurumunuza ait eğer bir kod parçacığı vesaire de geçiyorsa GitHub, Pastebin gibi ortamlarda bunların da tespiti yapılıp sizinle bu tarafta direkt olarak paylaşılabiliyor bu bilgiler ve dilerseniz de raporlanabiliyor. Sosyal medya istihbaratı modülümüz içerisinde yine yer alan bir kısım. Sosyal medya istihbaratında da baktığınız zaman sosyal medya hesaplarında kullanılan URL'ler kısa URL'ler oluyor. Biz bunu arka tarafta sistemimizde uzun URL'lere çeviriyoruz. Yani kullanıcı çeşitli yazım karakterlerini değiştirerek kaçmaya çalışsa da sistemimiz bunu analiz ederek tespit edebiliyor. Ve aslında daha doğru sonuca odaklı bir tespit gerçekleştirebiliyor. Twitter gibi, Instagram gibi farklı sosyal medya hesaplarında kapatma hizmetimiz bulunuyor. Sosyal medyalarla iletişime geçerek kapatma hizmetini de sağlayabiliyoruz bu tarafta. Deep Web, Dark Web gibi içeriklerde istihbarati verileri tarayabiliyoruz bu tarafta. Kullanıcı adı ve şifrelerle girilebilen sitelerde içerik takibi yapabiliyoruz. Kendi algoritmamız haricinde arka tarafta çalışan mühendislerimizle bunların takibi yapılıyor baktığınız zaman ve veriler değerlendiriliyor.
Belirttiğim gibi kalite kontrolden geçmeyen veriler de sizinle paylaşılmıyor bu tarafta. Burada görmüş olduğunuz gibi bir hesap sızıntısı Deep Web tarafında tespit edilebiliyor. Ve eğer gerçekten hesaplarınız sızmışsa, şunu da belirteyim, direkt olarak bu hesabı ele geçirilen kişilerle iletişime geçirilip kanıtları isteniyor. Yani iletişime geçirilip kanıtlar isteniyor ve gerçekten hesap ele geçirilmiş mi, gerçek bilgi barındırıyor mu, bunlarla da ilgili temasa geçebiliyoruz bu tarafta. Sosyal medya istihbaratında sizin kurumunuzun mevcut gerçek hesaplarını da takip ediyoruz. Bildiğiniz üzere artık kurumlar çeşitli ajanslarla çalışıyor ve sosyal medya hesaplarını bu ajanslara devrediyor. Biz bu tarafta hesaplarınızı takip ederek sosyal medya hesaplarınız üzerinde ekran görüntülerini alıyoruz. Ve bu ekran görüntüleri üzerinde belirli oranda değişimler varsa bunları size bilgilendiriyoruz. Güvenlik ekiplerine bildiriyoruz. Yani otomatik olarak geçmişe dönüp de bunları saklıyoruz zaman damgalı şekilde. Ve siz portal üzerinden bunlara erişip bu bilgilere erişebiliyorsunuz bu tarafta. Mobil uygulama istihbaratı yine bu modülümüz içerisinde yer alan bir kısım. Mobil uygulama istihbaratında da Google Play, Apple Store gibi veya third party marketleri izleyebiliyoruz. Kurumunuzun hem resmi hesaplarında hem de resmi mobil uygulamalarını taklit edebilecek mobil uygulamalar var ise bu tarafta geliştiricisi, ekran görüntüsü ve bulgusuyla birlikte bilgilendirmesini yapıyoruz. Ve mobil uygulama marketlerinde de kapatma hizmetimiz mevcut. Bu tarafta bir örnek vermek isterim. Bir diyet listesi, gayet masumane görünen bir diyet listesi uygulaması baktığınız zaman. Ama arka tarafta mobil ödeme bozdurma sitesine yönlendiriliyor ve bir sahtecilik bu tarafta söz konusu. Baktığınız zaman platformumuz üzerinde bütün modüller entegre ve veri paylaşabiliyor birbirleri arasında. Paylaştığı verileri skorlayıp ölçebilen ve ilişkilendirebilen bir yapıya sahip. Bu sayede aynı zamanda sistemimiz operatör destekli çalışabiliyor. Yani sistem tarafından tespit edilmiş bir veri arka tarafta mühendislerimiz tarafından, operatörler tarafından değerlendirilip bununla ilgili araştırma yapılabiliyor. Bu örnekte olduğu gibi tespit ettiğimiz bir alan adı ve alan adı tespitinden sonra uygulama içerisinde bir link bulunuyor. Ve siz o linke tıkladığınız zaman arka tarafta bir dolandırıcılık sitesine yönleniyorsunuz. Sistemimiz içerisinde belirttiğim gibi yapay zeka çalıştığı için sistemde veriler hem tehdit istihbarat tarafında hem de alan adı izleme gibi bütüncül olarak bir veri akışı sağlıyor. Ve bu veriler arka tarafta mühendislerimiz, operatörler tarafından değerlendirerek, analiz edilerek, kalite kontrolden geçerek sizlerle paylaşılıyor. Veri sızıntısı tespitlerinde de veri sızıntısı ortamları takip ediliyor. Herhangi bir liste vesaire paylaşılmış mı? Eğer kurumunuza ait kullanıcı bilgileri, posta adresleri, IP adresleri gibi, şifre bilgileri gibi bilgiler paylaşılmışsa bu bilgiler toplanıyor ve veri sızıntısı kaynaklarında takip ediliyor. Şu an 400'ün üzerinde veri sızıntısı kaynağı izleyebiliyoruz. Ve toplu veri sızıntısı tespit edilirse bunları size anlık olarak bilgilendirebiliyoruz. Hesap sızıntısı tespiti bu tarafta yapılabiliyor ve belirttiğim gibi 400'ün üzerinde kaynak takip edilebiliyor.
Bir diğer modülümüz, son modülümüz sistem istihbaratı modülümüz. Bu tarafa geçmeden yine sorularınız varsa alabiliriz, yanıtlamak isteriz. Şu aşamada gelen bir soru yok. Hani ben de çok kısa bir ekleme yapayım. Hani burası özellikle Ahmet'in bahsetmiş olduğu marka istihbaratı kısmı işin daha çok sizin kurumunuzun internet dünyasında araştırdığımız, hani dark web, deep web ortamlarında araştırdığımız ve kurumunuzu tehdit eden neler var, bunları tespit etmeye çalıştığımız, keşfetmeye çalıştığımız bir alan. Burada hem operatör destekli ilerliyor sistemimiz, hem de sistemimiz kendisi çeşitli entegrasyonlara da arama metotlarıyla, kullandığı yapay zeka ile çeşitli aramalar gerçekleştirebiliyor. Buradaki verinin niteliği bizim için önemli. Hani tespit edilen bir bulgunun kurumunuza gerçekten risk oluşturup oluşturmayacağı da operatörler tarafından belirli analizlere tabi tutuluyor. Ve sizinle gerçekten ilişkilendirilmiş bir veri ise bunun kanıtlarıyla beraber, kaynağıyla beraber, bunu ifşa eden kişi bilgileriyle beraber elde edebiliyorsak bunların tamamını sizlere iletiyoruz ve raporlayabiliyoruz. Gerekli hukuki süreçleri de başlatmanız adına. Devam edebiliriz abi. Teşekkürler. Sistem istihbaratı modülümüz. Sistem istihbaratı modülümüze baktığımız zaman bu tarafta istihbarati veri içeriği olarak sunucularınızın ve bu uygulamalarınızın zafiyet kontrollerini yapabiliyoruz. Sunucu isimleriniz, IP adresleriniz, HTTP yönlendirme ve servis etiketleri gibi, SSL sertifikaları gibi, eğer bir finans kurumuysanız döviz altın kurları gibi içerikler bu tarafta takip ediliyor ve bunların kontrolleri gerçekleştiriliyor. SSL sertifikalarınızın konfigürasyon kontrollerini, konfigürasyon zafiyet kontrollerini gerçekleştirebiliyoruz ve güvenlik kontrollerini sağlıyoruz. İstihbarati veri alarmları olarak da yeni bir sunucu ayağa kalktı ve bu uygulama zafiyeti var. Yeni sunucunun üzerinde yeni bir açık port var. Web sunucusuna erişim problemi var. IP adresi değişikliği gibi birçok istihbarati veri alarmı bu tarafta üretebiliyoruz baktığınızda. Sistemimiz hem zafiyet hem de port taraması gerçekleştirebiliyor. Bunları size görsel olarak sunabiliyoruz ve özet bilgi olarak verebiliyoruz. Dilerseniz portal üzerinden bu verilerin görsellerini erişebiliyorsunuz. Dilerseniz bunları raporlayabiliyorsunuz. Ve bu veriler çok geniş filtrelemeler ile detaylı olarak raporlanabiliyor. Ve arayüzümüz üzerinden bunlara erişebiliyorsunuz baktığınızda. Güvenlik skoru çıkarabiliyoruz sistemimizle. Yani bir skorlama yapıyor sistemimiz ve hem kurum olarak hem de varlık bazında sistemimiz bu skorlarınızı zaman içerisinde iyiye mi gitti, kötüye mi gitti skorunuz, bunların takibini yapabiliyorsunuz. Yeni zafiyetler çıktığı zaman delta raporlar üretebiliyorsunuz. Seçmiş olduğunuz iki tarama arasındaki farkları, yeni tespit edilen portları ve zafiyetleri, açıklıkları raporlayabiliyorsunuz. Ve sistem üzerinden de bunların takibini yapabiliyorsunuz. Envanter bazlı zafiyet tespitimiz mevcut. Envanter bazlı zafiyet tespitinde de sistemimiz aynı zamanda National Vulnerability Database ile entegre. Burada CVE kodlarıyla CVE bilgilerini alarak kurumunuzun kullanmış olduğu uygulamalar, bunlar yazılımlar, herhangi bir yazılım da olabilir. CVE yayınlandığında bu yazılımlara ait, CVE numarası yayınlandığında bunları alarm olarak direkt size iletebiliyoruz. Bunun yanında yayınlanmış olan, bu tarafta ExploitDB ile de entegreyiz. Yayınlanmış olan bir CVE numarası eğer bir exploit barındırıyorsa bununla ilgili de sistemlerimiz size bilgi sunabiliyor. Bu exploit'i direkt olarak sistemimiz portalın üzerinden indirebiliyorsunuz. Son görülme, bu exploit'in zafiyetin son görülme tarihi, kritiklik seviyesi, bununla ilgili yama geçildi mi, sistemin üzerinde geçilmedi mi,
Bunların da takibini yapabiliyoruz. Yani biz burada şunu belirtiyoruz. Evet, bir zafiyet var. Bu zafiyetten kaynaklı bir exploit de mevcut. Yani daha dolayısıyla daha büyük bir riske sahipsiniz. Bunların bilgilendirmesinde sistemimiz yapabiliyor. Bunların bilgilendirmesini verebiliyor size. Bu tarafta servis ve sertifika izleme. Servis ve sertifika izleme sistemlerinizi takip ederek ilgili durumu size portal üzerinden görebilmenizi ve direkt olarak bilgilendirmesi yapabilmenizi sağlıyor. E-mail olarak da gönderebiliyoruz. Yani HTTP servisinizin, DNS servisinizin, FTP servisiniz gibi servislerin izlemesini bu tarafta yapabiliyoruz. Servis durumu, sertifika durumu, geçerlilik süresi, kontrolü, IP adresi değişikliği izleme gibi veya SSL zafiyet kontrolü gibi birçok bilgiyi bu tarafta izleyebiliyoruz. Ve geçmişe dönük olarak da kanıt olarak bunları saklayabiliyoruz. Portalımız üzerinden bunlara erişebiliyorsunuz dilerseniz. SSL zafiyet kontrolünde biz SSL sertifikalarında bilinen en çok bilinen 14 konfigürasyonel zafiyete bakabiliyoruz. Yani aslına bakarsanız SSL'i direkt olarak bir zafiyet yok mu diye taramıyoruz. Onu zaten zafiyet modülümüzde gerçekleştiriyoruz. Bu tarafta da dışarıdan erişebildiğimiz SSL konfigürasyonlarına bakılıyor ve kontrolleri gerçekleştiriliyor. Varsa bunlarla ilgili bilgiler de size direkt olarak iletiliyor ve sistem üzerinden de bunların takibini yapabiliyorsunuz. Döviz ve altın kuru gibi kurları izlemesini yapabiliyorsunuz. Yani bir finans kurumuysanız veya sektörel bazlı beraber ortak çalıştığınız firmalarla paylaşmış olduğunuz bir veri varsa sistemleriniz üzerinde, bunların üzerinde anormal sapmalar tespit edilirse sistemlerimiz bunları algılayabiliyor ve bunların da bilgisini direkt olarak, otomatik olarak sizinle paylaşabiliyor ve farkındalığınızı bu tarafta arttırabiliyor. Bu üç ana modül içerisinde belirttiğim gibi birçok özelliği barındırıyoruz. Bu döviz ve altın kuru izleme de bunların içerisine dahil. Bu tarafta benim modüller olarak anlatmak istediklerim bu kadar. Caner Bey'in dahil etmek istediği ekstra bir şey varsa onları da dinlemek isteriz. Lisanslamadan biraz bahsedebiliriz bu bağlamda. Hani, üç temel modülden oluşuyor çözümümüz. Bunları dilerseniz lisanslamada tek olarak sahip olabiliyorsunuz. Yani tehdit istihbaratı, marka izleme ya da sistem izleme, zafiyet tarama modülleri gibi ayrı ayrı satın alınabiliyor. Bunun dışında bütünleşik olarak çözüm alınabiliyor. Lisanslama tiplerimizde de tehdit istihbaratı alanında kaç tane cihaz bizim tehdit listemizden faydalanacaksa buna göre bir lisans sayımız var. Yani sistem adedi sayıyoruz. Bunun dışında marka izlemede içerik, marka adedi gibi lisanslamada saydığımız özellikler. Bu tarafta kapatma tarafındaki hizmetlerimiz, yani alan adı kapatma, sosyal medya hesabı ya da mobil uygulama marketlerindeki mobil uygulamaları kaldırılması gibi süreçler opsiyonel, kredi bazlı çalışıyorlar. Belirli oranda kredi alıyorsunuz ve ilgili kapatma işlemi gerçekleştiğinde kredi düşüyor. İlgili kapatma süreci tamamlanana kadar krediniz baki olarak devam ediyor. Sistem istihbarat tarafında da kaç adet sistem izlenecekse ve bunların zafiyet taraması yapılacaksa bunun adedine göre bir lisans sürecimiz var. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yani ek sorularınız olursa her zaman bizlere ulaşabilirsiniz. Satış ekiplerimizle irtibata geçebilirsiniz. Bu sunumumuz da kayıt edildi. Yine bunu da yayınlayacağız. Hani orada ilerseniz tekrar izleme, dinleme fırsatı yakalayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler dinlediğiniz için.